Duyduğunuz sesler, dünyanın NASA tarafından uzaydan kaydedilen sesleri. Bu seslere biraz daha yaklaşalım. Biraz daha. İşte şu sesleri dinleyin şimdi. Yerküreyi bir ağ gibi saran bu sesler, insanoğlunun ve onun kullandığı iletişim araçlarının sesleridir. Ya bu iletişim araçlarına hayat verenler kimler? Tabii ki iletişimciler. Peki, iletişimciler kimdir? Nasıl ve nerede yetişir? İyi bir iletişimcinin yetişmesi için öncelikle uluslararası bir üniversite gerekir. O üniversitenin iletişim fakültesinin nitelikli öğretim üyelerine sahip olması gerekir ki, öğrencileri neyi niçin yaptıklarını bilerek üretsinler. İletişim fakültesi, son teknolojiyle donatılmış profesyonel radyo ve televizyon stüdyolarına sahip olmalı ki, öğrenciler kamerayı, reji masasını, ses mikserini, montaj setini bizzat kullanarak öğrensinler. Bir radyo programının nasıl yapılacağını, bir televizyon programının nasıl tasarlanması gerektiğini, sunuculuğu, yönetmenliği, yapımcılığı yaşayarak öğrensinler. İletişim Fakültesi, deneyimli sinema yönetmenleri, görüntü yönetmenleri ve senaristlerden oluşan öğretim üyelerine sahip olmalı ki, onların yetiştirdikleri öğrenciler uluslararası alanda başarılı filmlere imza atsınlar. Bir İletişim Fakültesinin iyi bir gazeteci yetiştirmesi için, öğrencilerine verdiği akademik eğitimin yanında onların gazetecilik alanında pratik yapmalarını sağlaması gerekir. İletişim Fakültesinin uygulama gazetesi olmazsa olmaz. Öğrenciler gazeteciliğe ilk adımlarını fakültelerinin çatısı altında atmalıdır. Geleceğin halkla ilişkiler uzmanları ve reklamcıları, kurumların çalışanlarıyla hedef kişi, grup, kurum ve kitlelerle iletişiminin nasıl yapıldığını öğrenirken, İletişim Fakültesinin reklam atölyesinde fikir, grafik ve animasyonları tasarlayarak yetişmelidir. İyi bir iletişim fakültesi, öğrencilerinin sektördeki profesyonellerin deneyimlerinden faydalanmasını sağlar. Peki bu özellikleri taşıyan iletişim fakültesi nerede dersiniz? Orta Asya'nın kalbinde, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi. Biz İletişim Fakültesi olarak gazetecilik, halkla ilişkiler ve reklamcılık, radyo, televizyon ve sinema bölümlerinde birçok ülke ve Türk topluluklarından gelen öğrencileri geleceğin iletişimcileri olarak yetiştiriyoruz. Yüksek lisans ve doktora programlarıyla genç akademisyenlere bilim dünyasının kapılarını açıyoruz. Biz öğrencilerin ifade yeteneğinin gelişmesini önemsiyoruz. Yazılı ve sözlü ifade kabiliyetlerini güçlendiriyoruz. Bilim felsefesi, araştırma yöntemleri ve teorik altyapıya önem verirken, öğrencilerimize medya sektöründe kullanılan son teknolojiyi de kullanma imkanı sağlıyoruz. İletişim Fakültesi'nde 19 öğrenciye bir kamera, 6 öğrenciye bir bilgisayar, 15 öğrenciye bir fotoğraf makinesi düşüyor. Kamuoyu ve piyasa araştırmaları atölyesi, reklam araştırma ve uygulama atölyesi, radyo istasyonumuz Manas FM, televizyon stüdyomuz, grafik ve animasyon laboratuvarımız, kurgu setlerimiz, fotoğraf stüdyomuz ve Manas uygulama gazetemizle, öğrencilerimizle birlikte üretiyor, onları sektöre hazırlıyoruz. Bu sinerjinin getirisini tahmin edebiliyor musunuz? Sadece radyo, televizyon ve sinema bölümünde 160 kısa film. Bunların 41 tanesi uluslararası yarışma ve festivallerde 106 ödül aldı. Bu bir tesadüf olabilir mi? Bugüne kadar 512 genç iletişimci bizimle profesyonel yaşama merhaba dedi. Biz Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak topluma hizmet misyonuyla televizyon kamu spotları hazırlıyor, gençleri harekete geçirmek için yarışmalar düzenliyor, Kırgızistan, Türkiye ve Türk topluluklarının tarihini, kültürünü ve bugününü belgeleyen belgesel filmler çekiyor,
ve bunları ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşıyoruz. Üniversitemiz içindeki diğer birimlere de hizmet veriyor, öğretim elemanları, personel ve öğrencilere kameramanlık, fotoğrafçılık, fotomontaj, internet kullanımı konusunda kurslar veriyor, resim, fotoğraf sergileri ve film gösterileri düzenliyoruz. Küresel bir köye dönüşen dünyada, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi geçmişi ve bugünü belgeliyor, gelecekte dünyanın sesi olacak iletişimcileri yetiştiriyor. Çünkü gelecek elimizde. Yeah.